Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz yepyeni Farming Simulator 19 bölümüne hoş geldiniz. Bölüm 10 ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. 9. bölümü izlemediyseniz açıklamalarda yine 9. bölüm bıraktım. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Çünkü bugün bayağı bir güzel bir bölüm olacak. Hızlı bir bölüm olacak. Çünkü yapmamız gereken çokça olay olacak. Ama bundan önceki bölüme gelen bu yorum sayısını görünce hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bayağı bir şaşırdım. Böyle kala kaldım. En son baktığımda hatta 1080 yorum falandı, böyle ekran kartı gibi modelmiş gibi. Bir an dün baktığımda bir an beğeni oranı mı acaba falan diye yanlışlıkla böyle bir karıştırdım da olmadı değil. Öyle bir yorum gelmiş. Hepsini okuyamadım, onu söyleyeyim. Hatta birçoğunu okuyamadım. O sebepten ötürü de köpek ismi konusunda da bir karar veremedim. Ama şöyle bir şey yapacağız, köpek ismini, ismini. En çok yorum alan köpek isimler var. Belli beğeniler olsun ya da daha çok işte Paşa'dan tut da ne bileyim Karabaş gibi falan isimlerden örnek olarak yukarı anket yapacağım bu bölümde. O anketten giderek en çok tutulan köpek isminin bir tanesini seçeceksiniz ve o seçilen köpek ismini de kullanacağız oyunda. Bunu söyleyeyim. Ama diğer konuda tabii ki de birçok arkadaşımızın işte bundan önceki sahiplendikleri evcil hayvanları, köpeklerin isimlerini koymamı istemişler. Buradan öncelikle onlara baş sağlığı diliyorum. Hayvan kaybetmek çok kötü bir duygu. Ben küçüklüğümde bir tane köpeğimizi kaybetmiştim o şekilde. Daha çok küçüktü yani. Böyle 3-4 aylık falan köpekti. Türkmen alabayıydı. Yani cins olarak da. Ama ne yazık ki oluyor. Hepimizin başına geliyor. Şimdi de kedim var. Çok şükür sağlığı yerinde. Keyfi de yerinde. Ama hepimiz o günler göreceğiz. Kötü şeyler. Neyse. Kötü enerjilerle doldurmuyoruz. Attık gitti hepsi. Tamam. Şimdi. Bugün çok fazla işimiz var. Şu an paramın bu kadar az olduğunu bakıp bana fakir demeyin. Çünkü bugün çok para kazanacağız. Onu söyleyeyim. Nasıl olacağını hemen söyleyeyim. İlk başta tabii ki de bunu geçen bölümde size bahsetmiştim. Bir bug var galiba diye. Ve sanırsam o bug gerçek. Oyunda öyle bir sorun var. Çünkü buğday, arpa, besin oranına bakın. 27.340 diyor. Maksimum bunun 28.000 küsur dolu olduğu zaman. Daha da ilerleteceğiz. Azalacak. Şu rakamı aklınızda tutun şu anda. 27.320 işte. 28 diyeyim. Çünkü doluluğu 28. Zamanı hızlandırdığım için hızlı hızlı azalıyor. Daha da hızlanacaktır. Şöyle bir bak. İçine fulluyorsunuz. Yani besin değerini fullleyip ardından da temizliğini full sıfıra indirirseniz bu temizliği yapıp buraya dökmeye çalıştığınızda dökemezsiniz diyor. Ve escape basıp baktığınız zaman tekrardan fullenmiş olarak görüyorsunuz. Yani vaziyet bu. Sol tarafı fulluyorsun, sağ tarafı da çöplük içinde bırakıyorsun. Yani verimlilik %90'ın altına inmiyor ve besin ihtiyacın hiçbir zaman olmuyor. Böyle bir bug var. O yüzden ben de dedim ki madem böyle bir bug var, ben bunları tutmam bir anlamı yok. Bunların hepsini satacağım. Burada 60 ton civarında bir şey var. Arpa var. Tabii ki de biz oraya koyduk bir kısmını ama 60 tonu hala hazırda hepsi var mı bilmiyorum. Burada birazcık buğdayımız var. Bilmem bir 4 ton kadar. Şimdi mahsuller toplayacağım. Bu da var. Hatta birazcık da azlansın. Demen çürümez herhalde. Hava aydınlansın. Onu geçtim. Geçen kestiğim odunlar vardı hatırlarsanız. Bir iki bölüm önce test etmiştik bu bölümlerde. Bu odunlar iyice parçaladım. Manuel şekilde yükleyecek şekilde. İlk başta tabii ki de bu mahsuller satacağım. Arpadan, buğdayından falan doldurup doldurup kepçeyle artık kürekle. Ondan sonra da diğerine geçeceğim. Odun da satacağım ve bugün ortalamada 30-40 bin dolar kar ettiğimizi göreceksinizdir. Ayrıyetten birazcık daha, birazcık daha şunu da kapatayım. Ayrıyetten şöyle bir durum var. Tavuklarımız baya baya arttı. Ben satmadım da son 1-2 gündür. Onu da söyleyeyim. Hiç takip edemedim. Çünkü sürekli ekmeyle ve biçmeyle uğraştım. Şu kutu hep böyle yamuk koyar ya. Şu kutudan şöyle dursun. Tavuklar da şurada, kutuları biriktirdim. Burada 61 tane koli var ve bunlar yaklaşık 9150 kilo yapıyor. Yani 9 tonun üzerinde yapıyor. Burada da gördüğünüz gibi birikmeye devam ediyorlar. Lan bir an dedim ki ne oluyor? Bizimki sayımı azaldı. Şimdi ben kahverengini satmaya başlıyorum. Hatta şöyle random satacağım. Hiç uğraşmak istemiyorum. Yani ben satışını unuttum. Harbi harbi unuttum satışını. Söyleyeyim. Toplam 1500 dolar kadar satsak herhalde kafi. Tabii şu an zamanı yavaşlattık. Bir önemi yok diyeceksiniz belki ama. Tamam.
Gitti. Of, 2500. Çok fazla satmışım ben bunlardan. Çok sattım. 225-300 civarında var şu anda. Yani 300'ü geçiyor bir tık. 100 tane falan satmışım. Neyse. Sorun yok zaten, zaman hızlandırdığımda hayli hayli artacak. Şimdi ben şunları biçmeye başlayayım. Bir arkadaşımız da yorum vardı. Yani çiftlik oyunu oynuyoruz sürekli, bize her bölümde yenilik göstermeye çalışıyorsun. Eyvallah. Ne bileyim, şeyleri kesiyorsun, biçtiğin kısımları, ektiğin kısımları, ama bu bir çiftlik oyunu, o yüzden birazcık daha ektiğin, biçtiğin kısımları da göster, her şeyi hızlandırıp kesme, bunları da görelim demiş. O sebepten ötürü birazcık beraber biçeceğiz bunlar. Ardından diğer işlemlere geçeceğim. Şunları da belirtmek istiyorum. Yan görev yaptım. Çalmadım, etmedim. Yan görevlerde en karlı kısım ne biliyor musunuz? Onu söyleyeyim hemen. En karlı kısım, yan görev yapıyorsanız, kesinlikle gübreleme işlemi. Hem alanı spreylediği alan çok geniş olduğu için çok hızlı bir şekilde bitiriyorsunuz. Örnek vermek gerekirse ben 11 numaralı tarlaya giriştim. Şuna. Yaklaşık bir 10-15 dakika mı ayırdım ve 10-15 dakika içerisinde benim karım, gübreyi de çıkarırsam yani 2 ton civarında gübre harcadım. Bu da 3200 yapıyor. 3000 deyin siz hadi. Oradan da aldım, 14.000'di. Yani 11.000 kar yaptım 10-15 dakika içinde. Bu da benim için baya baya karlı oldu. Sonra bir küçük yeri daha gübreledim. Oradan da 3-4 geldi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Gübreleme işi sürekli çıkmıyor. Yani kontratlar, siz birini kapattıkça öbürü açılıyor. Öyle bir cinste yapmışlar. Keşke sürekli grup grup işler olsa çok daha iyi olurmuş. Misal sürekli hem ekimden 3-4 seçenek iş olacak. Hem taşıma işinden, hem biçme işleminden, hem ne bileyim gübreleme işleminden, hem hasat etme tarzında işleminden, böyle hepsinden sürmeden, sabanlamadan hepsinden çeşit çeşit orada olsa, her gün baktığınız zaman, birini bitirdiğiniz zaman bir tanesi daha gelse, en iyi kar muhtemelen o işlerden bir tanesi olabilirdi. Direkt gübreleme makinesinin en büyüğünü alırsın sprey olarak. İstediğin tarlayı verirse versin, hiç umursamazsın. Direkt hızlı hızlı bitirirsin, ama maalesef ki iki gübreleme yapınca 2 gün geçti üzerinden, hala gübreleme üzerine bir iş yok. O konuda şikayetçiyim hocam. Belediyemizden şikayetçiyim. Neden gübreleme, kimse gübreleme ihtiyaç duymuyor. Komşular neden beni gübrelemeci olarak işe almak istemiyorlar, anlamış değilim. Ama keşke gelse, çok tatlı olur. Hemen şöyle bakayım. Bakın ekim. Aa, gübreleme. Aa, aa. Şikayetim üzerine 3 tane gübreleme. Tamam. Bu üçünü de yapacağım. Üçü de yapılacak abi. Kesinlikle oradan 7000 dolar falan kar demek. Abi 2 günde falan, 2 gün sonra gelmiş şu anda. Şu an gördüm. 2 günün ardından gübreleme işi gelmiş. Demek ki her gün kontrol etmek lazım. Gübreleme işi yapın. Size tavsiyem odur. Yani parayı zor modda kazanarak oynuyorsanız benim gibi, gübreleme işini yaparsanız çok daha rahat edersiniz. Çok daha fazla para kazanırsınız. Böyle alıyorum. İçeriden de kullanasım var. Ama içeride tam kestiremiyorum. Özellikle sol tarafı, dışta kalan tarafı kestiremiyorsun. Sapıtıyorsun, sonra kaçırıyorsun. İnsanlar tabii ki de içeriden çalışırken, normalde orijinalinde köyde bu makineler gerçek hayatta kullanırken, tabii ki de bir göz aşinalığı var. İki sensör muhabbeti var bence. Yani içeriden böyle sen gittiğin o çizgi gösteriyordur muhtemelen o sensörler. Birazcık yamukluk olduğu zaman onu düzeltiyordur. 3 otopilot muhabbeti var. Bizde de var otopilot, evet. Ama otopilot dedim, düzeltmeli otopilot. Yani bir çizgi belirtiyorsun. O çizgi geçtiği zaman, ya da sen direksiyonla yanlış bir şekilde değiştirdiğinde, sağ sol birazcık viraj verdiğinde, otomatik kendisi o yola tekrardan giriyordur. O şekilde hallediyordur diye tahmin ediyorum. Farklıysa bilemem. Araştırmadım. Tamamen kendi düşüncemi yansıtıyorum şu anda. Farklıysa yorumlarda bahsedin, ben de öğrenmiş olayım böylece. Cehaletlikten birazcık daha uzaklaşalım. Ayrıca bir arkadaşımız var. Tam ismini Tuğkan mıydı, Tufan mıydı, Tuhan mıydı yoksa? Dün Discord üzerinden yazmış bana. Bizim arkadaşlar da iletmiş moderatörler. Ben normalde DM'lere bakmıyorum. Çok kalabalık çünkü. Çok önemli, lütfen baksın diye baktım. Arkadaşımız 18 yaşında ve kendisi İstanbul'da çiftçilikle uğraşıyor. Gerçek bir çiftçi. Ailesi de bu işe dahil mi değil mi, ondan haberim yok. Tabii ki de muhtemelen yüksek ihtimal dahildir.
Beraber çiftlik işleri yapıyorlarmış. Traktörler varmış, biçerdöverler varmış ve şu anda sezon olarak da zaten çalıştırıyoruz diyerek de bir iki de video göndermiş bana. Bayağı hoşuma gitti. Hatta şey demiş, gel abi demiş, test et bak, zamanımız varsa kaçırmazsan gel gör hepsini, beraber sohbet muhabbet tarzında bir mesaj atmış. Öyle ne yapacağım bilemedim, böyle kaldım, bayağı bir kıskandım bir yandan da, dedim ulan biz oyunda oynuyoruz. Adam gerçeğini yapıyor tabii ki de, iş kolu olarak, iş yükü olarak düşündüğün zaman bizim yaptığımız çocuk oyuncağı. Onlar gerçekte uğraşıyorlar. Biz oynadığımız için keyifli geliyordur ama onlar için belki o kadar da keyifli değildir. Yorucu kısımlar da vardır. Bilemem o konuda. Yani ben de köyde yetiştim. Ben de köyde bir kısım büyüdüm 4-5 yaşıma kadar. Ardından da tabii ki de taşındıktan sonra da akraba ziyareti olarak sürekli köye gidiyorduk. Yılda bir, yaz tatilinde oluyor genelde. Bazen 2 hafta, bazen 1-2 ay kaldığımız oluyordu. Bir müddet sonra zaten büyüdükçe, hatta en çok kaldığım kısımlardan bir tanesidir ki o, yaklaşık 3 ay köyde kaldım ben. Yaşım o zamanlar 15-16'lardaydı. O 3 ay boyunca köyde çok fazla verimimi dokundurttum, konuşturttum diye tahmin ediyorum. Çünkü bayağı bana o köy hayatını alıştırmış, öğretmişlerdi. Hatta şöyle söyleyeyim, dut ağacını kesip şu özel solucanlar mesela, onların Türkçe ismi ne tam olarak bilmiyorum. Şeye dönüşen, butterfly'e dönüşen, şimdi kurçuk değil, solucanlar gibi bir şey değil mi? Onlar dut ağacıyla besliyorsun. Ben o işe bile giriştim o 3 ayın içerisinde. O sezona girdik. Ve o sezondayken özel yer ayırttık. Ben de gittim satın aldım o solucanlardan, kurçuklardan. Artık Türkçe ismi tam olarak ne kestiremiyorum. İplik. İplik değil mi? İplik neyse, iplik neyse, bir şeysi işte. İplik bir şeysi diye geçiyor galiba. Onlardan her sabah, sabahın 5'inde 6'sında beraber arkadaşlarla, akrabalarımızla gidip dut ağacı kesmeye gidiyorduk. Bir de akşamüstü 3-4 güneşten sonra, güneş yatmaya başladıktan sonra da yine keza aynı şekilde kesmeye gidiyorduk. Çok macera dolu bir dönemlerdi. Ardından tabii ki de yine şeylerde kaldığım için, amcamlarda kaldığım için, amcamın kendisinin bir iki tane tarlası vardı. Burayı niye alamadım herhalde? Ha, orada bir sıkıntı var tarlada. İşte soğan tarlası vardı. Orada çalıştığımı biliyorum. Kendisinin zili vardı. O zilini bol kullandığımı biliyorum. Çünkü amcam aynı anda da devlet çalışanı. Yani bir belediye çalışanı olduğu için gelemiyordu da. Kendisinde küçük bir fırını vardı. O belediye kısmında. Devlete ait olan bir fırının işletmeciliğini üstleniyordu. O yüzden çalıştığı için de aynı anda gidip tarlaları kontrol etmemiz gerekiyordu. Özellikle soğan işinde bu çok öncesi muhabbeti. Bu 3 ay tatilde değil. Şimdi bazıları diyecek ki ulan hem ipliği saydı hem soğanı saydı. Bunların mevsim olarak zamanı aynı değil ki falan diyen arkadaşlar olabilir. Soğan çok öncesindeki muhabbet. Onu da anlatayım. Soğana gidiyorduk böyle yatılı bir şekilde. Zilin arkasına, kamyonun arkasına malzemeler yüklüyorduk. İşte küçük 20-15 litrelik kazan alıyordun. İşte makarnasından tut, patatesine, soğanına kadar et alamıyorsun. Et bir kere pişirmelik alabiliyorsun. Çünkü sıcak havada ve dışarıda kalıyorsun. Odun vesaire götürüyorsun. Orada kalmalık bir alan yapıyorsun kendine. Küçük yatak götürüyorsun. Askeri tarzda yataklar böyle. Tekli halinde. İşte battaniyedir falan filan. Ekmekler götürüyorsun. Tandırda yapılır zaten köyde ekmekler. Bizde hala memlekette tandır ekmeği normal fırın ekmeğinin daha çok satılır. Yani bildiğiniz o yuvarlak tandır köylerde yapılır, siz de biliyorsunuzdur. Bizde hala tandır muhabbeti daha çoktur ve pazara gittiğiniz zaman sizde diyelim ki salı pazar, cuma pazar vardır ya, bizde o pazarlar birazcık daha farklı tarzlarda, böyle her sokak başında market, her sokakta her şeyin fırının olduğu gibi değil bizim şehirler. Birazcık daha büyük büyük pazar alanlar var ve herkes oraya akın ediyor. Böyle evlerin arasında sağda solda maksimum görebileceğin şey bakkaldır. O da çok nadirdir. Belki 5 kilometrede, 10 kilometrede bir görürsünüz. Böyle her adımda bakkala denk gelmeniz mümkün değildir. O ekmekleri o pazarlara gidip alırsın. Ayrıca fırınlar da var ama genelde devlet fırınlar, özel fırınlar yok. Hepsi devlete bağlı ve bunlar da özel şirketlere, özel işler için çalışan fırınlar olur. İşte ne bileyim, hem devletin ihtiyacı karşılanır hem de böyle toplu inşaat alanlarına,
toplu ekmeklerin gidildiği yerler vardır işte, belki restoranlar. O tarz yerlere daha çok hizmet verirler. Oh, oh. Çok şükür her bölüm hapşırmam gayet olası oldu galiba. Ondan sonra işte öyle bir durum bizim memlekette. Pazarlarda da her yerde normal şey ekmeği satılır, tandır ekmeği satılır. Herkes tandırında pişirir, yuvarlak şekillerde, uzun oval şekillerde, kavunun şekline benzer. Örnek verebilmek gerekirse. Öyle olur. İşte biz götürdük öyle tandır ekmeği 3-4 günlük yetecek kadar. Çünkü 2 günde veya 3 günde bir ziyaretine gelirdi araç. Beraber giderdik. İşte yengem olurdu. Amcanın eşine yenge deniliyor sanırsam Türkçe'de. Bizde gelinece deniyor. Amcaya ağa deniyor bizde. Babanın akrabalarına işte erkekse ağa, kadınsa ne diyorduk? Emme. Ya bizim köyde emmi diyorduk ona. Akbil emme. Emmi değil emme. Evet. Yani babamın akrabalarının kadın kardeşlerine, bayan kardeşlerine emme diyorduk. Akbil emme diye vardı misal. Öyle. Tabii ben tam Türkçesini bilmiyorum burada nasıl oluyor. Erkek tarafına da aga diyoruz yani. Ağa. Uzatarak diyoruz. Sizdeki gibi değil de ağa deniyor. İşte alt ağa. Benim babamın ismi Beyaşim'di. Bizim ailemiz, yani bizim dediğim babamın ailesi 6 kardeşten oluşmaktaymış. O yüzden bir yerden sonra isim mi bulamamışlar bilmiyorum. 5.'ye Beyaşim, yani beşimiz ismini vermişler. 6.'ye de direkt 6 demişler. 6. 6 ismi bizde var olan yaygın bir isimdir bu arada. Onlarda kalıyordum ben de, en küçük kardeşimde. Şşt, gel lan buraya, senin gel. Gel. Şşt, alo. Dur takip ettim şunu. Lan. Sev vardı. Bu mu Sev? Yemeğe gitti bu. Bu nasıl sevme ya? Hocam bir gelsen. Sen bir gel. Oradan bir uzaklaşalım. Gel. Dur. Nasıl sevdirmedir ya? Böyle sevdirme olur. Animasyon biraz garip çalışıyor. Her neyse, o soğan kısmında kalırdık orada. Bayağı geceler 3 gün 2 gün geçerdi. Ondan sonra şey gelirdi işte. Yengem gelirdi. Küçük aracı kullanarak. Şimdi hem küçük aracı var hem de kamyonu var. Biz kamyonla beraber giderdik. Ben kullanırdım genelde. Sonra yengem küçük arabayla gelir. Çünkü yengem kamyonu kullanamıyordu. Ziyaret için işte ek takviye, gıdaya ihtiyaç var mı tarzında. Biz de işte benim kuzenle kalıyorduk. Yani şeyimin, amcamın oğluyla beraber kalırdık orada. O da benden hayli küçük ama 13-14 yaşındaki köy çocuğu bile herhangi bir şehir çocuğundan kat kat daha olgun yetiştiği için şehirdeki 20 yaşındaki çocuğa köydeki 13-14 yaşındaki çocuk bedel oluyor neredeyse. Ama tabii de yine bir büyük olarak orada var oluyorsun. O anlatıyor, beraber geziyorsun işte, koruyorsun o tarlayı işte hayvanlardan, ondan bundan. Bir de iti kopuğu olan oluyor, hırsız oluyor falan. Bir de şey oluyor, çobanlar tarlanın içinden geçiriyorlar hayvanlar fark etmeden, kontrol etmeden. Ya da hayvanları salıyorlar, tarlada kafasına göre geziniyorlar. Sırf bunlar için tabii ki oralarda belli dönemler yatılıyor. Böyle şeylerdi işte. Şimdi şunu durduruyorum. Artık sohbeti bitirdim. Muhabbet de bu kadar. Şimdi satışlar yapmaya gideceğim. Taksit hepsini satmamız lazım. Zamanımız da kısıtlı. Allah'ım yarabbim, ne ara 20 dakikayı doldurduk ben anlamıyorum ya. Ne ara doldurduk abi bu 20 dakikayı. Yani ben hiçbir yerde de susmadım neredeyse. Allah Allah. Hayır, böyle kestiğim bir yer olsa diyeceğim, nasıl oldu bu iş? Ama öyle bir şey de olmadı. Şimdi sırtımda ne var hocam benim? Sırtımda kanola var. Kanolanın değerine bakalım. Abi niye 776 hayvan çiftliği? Yani 800 dolarlarda falan olur. Ama gördüğünüz gibi piyasa kan ağlıyor abi. Her yerde ekonomi sıkıntıları, krizler, enflasyon yüksek. 1400 dolarım var. Bunu sattıktan sonra elime bayağı bir para geçecek galiba. Kaç ton var? 24 tonmuş. 3 kere ekipmiştim bu arada. 3 kerenin mahsulü bu. 3 kere hasat topladım. Uzatmama gerek yokmuş. Onu da öğrenmiş oldum. 3 kere sonucunda 24 küsür ton. Şu anda benim kanalım var. Bunları satınca birazcık daha rahatlayacağız. Bakalım. Gidip hızlıca satayım. Işık açıkmış gibi geldi bir an içeride. Ondan sonra da bir yıkama cihazı alabilir miyim param varsa, ama
elimden geldiği kadar banka borcunu kapatmaya odaklanacağım. Çünkü ben gübreleme işi yaptığımda da yaptığım en büyük hata şuydu. Keşke direkt gübreleme işi biter bitmez o elime geçen parayla şeyi kapasaydım. Bankanın işte 10 binlik miktarını, 2 tane 5 binlik borcunu kapasaydım. Onu yapmadım. Para elimde dursun, biriksin dedim ama aynı anda da tarlamı ektim, biçtim ve olgunlaşması için doğallarım zamanı hızlandırdım. Zamanı hızlandırdığımda da gün geçtikçe banka almaya başladı ve banka ne hikmetse yani onu kredi şeklinde taksidini alacağına hep faizini alıyor. Para sende kalıyor, ben faizini alayım diyor. Abicim faiz alma, al sen ucundan ya. Biz bugüne kadar zaten 50-60 bin dolar sırf faiz ödemişizdir. Yani belki daha fazlası vardır. O kötü yanı işte ne yazık ki. O yüzden siz olun. Yan görevden 3-5 bir şey gelse dahi direkt bankaya borcunuzu kısmen kapatın, yoksa zamanı hızlandırdığımızda çat diye giriveriyor. Ben öyle bir 10 binimi aşağı yukarı kaybetmişimdir herhalde hızlandırarak. Zaten kazandığım 10 küsürdü de yani 15 bin civarındaydı. 10 bini gitti, 9 bini, 10 bini. Hadi hocam çek daha hızlı. Kolay gelsin. Yani bizim hikaye böyle birazcık da. Ben aslen doğma köy tarafından, bizde 6 tane il vardır. Yani 5 il, ilk 5'ti, sonra 6 oldu. Yani şey içinde Capital Türkçesini daha dün anlattım arkadaşlara. Aşgabat şimdi Türkmenistan'ın capital'ı. Çok komik oldu. Anlayanlar zaten yazar yorumlarda. Sizin Ankara, yani Türkiye'nin Ankara'sı neyse Aşgabat'ta Türkmenistan'ın capital'ı. O yüzden o önceden yokken 5 il vardı, 5 vilayet vardı. Sonra Aşgabat ayrıldı Ahal'dan. Ahal vilayetin içindeydi. Oradan ayrılarak kendisini bir ayrı il saymasını öngördüler. Öyle 6'ya çıktı. Ben de Lebap tarafındayım. Lebap'ı bilen bilir. Orada doğduk. Yani annem de babam da oralı. Ondan sonra tabii ki de babam okuyor, üniversite falan diyor. Ondan sonra işte taşınmamız gerekiyor. Bu vesayette Aşgabat'a taşınıyoruz. Aşgabat da bu arada en güzel bölümüdür, en güzel ilidir. İş istihdamından tutun da şehrin güzelliği açısından, ne bileyim ekonomi durumundan, böyle ortalama maaşların ortalamasına alına bakılırsa en böyle yaşanası yerlerden bir tanesi, hatta teki. Başka yok. Diğer yerler harbiden çok zor durumda çekişiyorlar maalesef. Ülkede bu duruma çok bakmıyor. Bir şeyler yapayım edeyim demiyor ki. Aşgabat'ta da şu an durumlar ayrı konu. İçler acısı ama diğerlerine nazaran birazcık daha hayatta kalması kolay olan bir il. Oraya taşınıyoruz. Ondan sonra oraya taşınınca döneminde oranın şeyini alıyorsun. Oturma izni alıyorsun. Yani bizde şöyle bir durum var. Evet, sen Türkiye'nin herhangi bir ilinde doğmuş olabilirsin ama öbür ile gidip o ilde çalışmak istiyorsan, yaşamak istiyorsan onun oturma iznini alman lazım. Orada sabitlemen lazım ve bu izni almak imkansız denecek kadar zor. Yani siz de burada diyelim ki doğudan herhangi bir yerden, işte Bursa'dan, İzmir'den, sallıyorum Hakkari'den gelip İstanbul'da rahat bir şekilde çalışıp, ya da Karadeniz'den burada gelip çalışıp burada istediği gibi kirasına girer, direkt burada yaşadığına dair belediyeye başvurur, izinlerini, gerekli izinlerini alır, taşır kendisini, burada oturtur, değil mi? Bizde öyle bir dünya yok abicim. Sen oradaysan orada kalacaksın. Yani sürünüyorsan sürüneceksin mantığı var. Şu an çok çok zorlaştırmışlar o işi. Bizim dönemimizde birazcık daha kolaymış. Babam da üniversite sonrası eğitim ve çalışma hayatını Aşgabat'ta devam ettirdiği için çok kolay bir şekilde oturma izinlerini, vizeleri almış. Yurt içinde yurt dışı gibi bir muamele görülüyorsun bir nevi. Öyle diyebiliriz. Ondan sonra tabii ki de hepimiz oraya taşınıyoruz. Ben 4 yaşındaymışım o zamanlar. Abim 5,5 yaşlarında. Çünkü abimle 1,5 yaş var. Tam 30 Haziran. O da Ocak 30. Böyle. Direkt. Tam ne? 6 ay var. Ondan dolayı böyle oldu. Ondan sonra köy hayatımız orada birazcık daha azalıyor tabii. Sadece tatillerde gittiğimiz için. Ama hikaye tam olarak bu. Şimdi beni tanımayanlar için ayrı bir video da çekmem lazım. Çok söyleniyor ama bilmiyorum abi. Kişisel hayatım ne kadar ilgilendirebilir diyorum bir izleyiciyi. Sonuçta içeriğine bakıyor, oyununa bakıyor. Tabii ki de seninle kurulmuş olan bir samimiyet, bir sempati de var. Ayrı konu da yine de
çok detayın bir önemi var mı diye düşünmüyor değilim. 19.000 geldi. Nice. Güzel para abi, iyi para. Bayağı mutlu olduğum bir para oldu şu anda. Ama artık en iyisi ben ne yapayım biliyor musunuz abicim? En iyisi bu muhabbet ve sohbet sonrası. Bu bölümü sonlandırayım. Güzel sohbetli bölüm oldu. Çünkü bir sonraki bölüme de hızlıca o şekilde devam edeceğim. Yani geri kalan satışları. Hatta ben buradan kaydı durdurduktan sonra direkt buradan devam edeceğim ki hızlı hızlı diğer işlemleri de yapalım ve para kazanalım. Banka borcum hatta direkt bile kapatabilirim bir kısmını. Ama zamanı yavaşlattığım için çok da önemi yok. Diğerlerini de halledip öyle de kapatabilirim. Neyse. İzlediğin için çok teşekkür ediyorum. Umarım sıkmamışımdır. Muhabbetim keyifli geldiyse tabii. Bunu yorumlarda zaten bahsediyor olursunuz. Yorumları takip edeceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Anketlere katılmayı unutmayınız. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve her zamanki gibi. Benimle kalın.